Evet, Onurcuğum hoş geldin. Merhaba Mehmet abi. Şimdi yeni bir Onur'a kulaklık verdik. Sunix'in kulaklığını. Şimdi onun kutu açılımı yapacağız. Aynen. Evet. Ben Sunix markasını daha önce kullanmadım. Genelde Zore kullanıyordum. Telefonda Xiaomi'nin 11T. iPhone'dan buna geçtik. Şimdi hatta yeni bir eşeğe mi bindin? Ya öyle demeyelim de Xiaomi'nin özelliklerinden kaynaklı, kamerasından evet. Kaynaklı ben. Mikrofonundan kaynaklı. Xiaomi kullanıyorum 11T. Şimdi Sunix'in ne diyelim buna? A-Pro'sun Pro'su ama replikası. Evet tabii. Sunix olarak aynen. Ama birebirini yapmış. Şimdi kılıfları bile uyuyor yani. Şimdi Mehmet abi bana çok övdü bu ürünü. Evet. Zore'den de ben çok memnundum. Bende de şey var. Abi, üçüncü. İbrahim abi, arkadaşlar üçüncü nesli var bende de. Şöyle. Evet. Zaten Mehmet evet. Abinkini deneyince ben sesli evet, kılıfları falan 1, 2, 3, 3. nesil Pro kılıflar uyuyor yani. Sunix işi şimdi, işi biliyor. Şu arkadaş çekersen Engin'i. Evet arkadaş da 1, 2'sini kullanıyor arkadaşlar. O ille Zore dedi bana. Dedim zaten Zore biliyor. Kendisi Sunix'ini kullanıyor. O da Sunix'ini şunu kullanıyor işte. Ama Pro'sunu kullanmıyorsun. Şunu kullanıyor işte. Tamam. Şu. Ha, o şey ha. Pro olan değil. Engin de bunu kullanıyor. Evet. Airpods. Evet şimdi kutuyu açtı. Çağını aktaracağım. Evet. Şimdi Mehmet abi bunu da ben özellikle araştırdığımda kablo sürümde kablosuz şarj yapabiliyoruz mu biz bunu? Şimdi mesela benim saatimin kablosuz şarj yerleri var. Yok. Eski iPhone'un şeyi var. Bildiğim kadarıyla yok abi. Onu ben bir deneyeceğim bunda. Onu da yorumlara ben mutlaka deneyim veririm. Tamam. Paylaşmış olacağım. Benim şimdi biliyorsun bas önemli. Evet. O yüzden kulak içi olan versiyonu aldım. Evet silikonlusunu aldı. Silikonlusunu aldım. Bak bunu nereden açayım? Şuradan üst. Şuradan üst. Evet ilk gözüne evet, çarpan. Kılıf hediye demiştin. Evet. Ben de yaptığım araştırmalar doğrultusunda. Zaten kılıf hediyeydi. Bunu yorum yazan birine hediye edebilirim. Kargosu şeye gelirim. O da doğru. Ankara içi olursa elden teslim edilirim. Ha şurada bir ayrıntı var onu göstereyim. Evet. Bunları gördüm. Evet. Kulak boyuna göre. Kulak boyuna göre silikon yapmışlar. Şu anda mesela kaybeden bir sürü müşterim gelip silikon istiyor benden. Kulaklık silikonu var mı diye. Kaybediyor mu? Tabii. Kutusu gayet canlı duruyor. Ağırlık olarak da güzel. Böyle o da şeyi gösteriyor. Ne der? Mah. Şarj şeyini. Şarjın güçlü olduğunu. Aynen. Müşterimiz var. Çok tavsiye yapalım istersen. Evet. Tamam mı? Tamam. Şimdi gayet hoş. Şuralar herhalde şey mi? Dokunmatik yerleri falan. Şurada hava çıkışı var. Aynı şey gibi. Şu dokunmatik değil. Kulak içinde bu. İçinden tamam. Alacak. Şöyle. Oo, taktım. Hemen ses geldi. Hmm. Çalıştım başladım diye. Hatta çift dokununca direkt telefonu açacak mesela. Bir şeyler diyor. Yok daha açık değil. Yani şöyle kart olarak kaliteli. Işığı zaten yandı. Kendi şarjı var. Acaba bizim Apple'daki gibi tanımlayacak mı? Çünkü keşke iPhone'da yanında olsaydı. iPhone'da kullanan bir müşterimiz şey diyor. Çok özelliği var diyor yani şeyle orijinalle benzeyen. He. Çok özelliğini yapmışlar. Onlar ben yorumlara yazacağım. Sen Bluetooth'unu aç abi. Ben bir Bluetooth'unu açalım. Küçük, ince, küçük. Şunlar nedir Mehmet abi? Şurada bir lamba var. Valla o da normal şey gibi herhalde. Pro'lar gibi onun Pro'nun ne özelliği varsa orada. Bu bir şey herhalde ya. Sanki flash gibi. Bir ha, şey yaparken gibi. Bağlanırken ışık yanıyor herhalde Işık iPhone'larda. Yani, bir ışık var orada. Hı-hı. iPhone'larda ama tanıyor. Şimdi gidiyor muyum? Şu aşağıda çıkması lazım abi. 42. Evet aynen. Şöyle gösterelim. Şurada modeli var zaten. BLT42. Evet. Eşleştiriyoruz abi. Şöyle BLT42. Eşleştir. Hem bu arada Bluetooth nasıl bağlanıyor onu göstermiş olduk. Hemen bağlamış. Şu anda %100 diyor etkin evet. Aynen %100 etkin. Hadi bakalım Onurcuğum. Sen bir müzik dene bakalım. Senin şeylerin önemli benim için. Müzikler yanımda değil. Ama şurada aslı bir müzik. Normal müzik açabiliriz. Şeker çekmiyor ki burada. Hiç mi müziğin? Hiç mi müziğin yok? Müzik bu telefonda yüklü değil şu an. Hepsi iPhone'da olduğu için. Senin hattın ne? Ha geldi. Hattım. Vodafone mu? Hattım baksın. Telekom mu? Telekom. Buradan Telekom. Burada şey var. Burada... Turkcell'in yükselticisi var. Ya, Vodafone ve Vodafone'un Vodafone ve şu Telekom'un yok. Onun için şöyle biraz bu tarafa git abi. Sizin için şöyle. He.
Ya şimdi kablo, ben bisiklet kullanıyorum. Bisiklet kullandığım için kablolu kulaklar ızdırap oluyor saatten sonra. Bak bu benim. Merhaba, Siri aktifleştirdim ben bahsedeceğim. O yüzden hani kulaklık şart kablosu. Siri değil de şey Google. Siri şey de şey, sen şimdi iPhone'dan henüz arkadaş geçiş yapamadı iPhone'dan. Google Assistant'a geldi. Hala iPhone'da. Alırız iPhone 14 Pro Max alacağız. Ya alırsın. Ya ben şimdi 11 TL 20 bin lira şey var. Yok biz artık almam öyle orijinal. Yok abi o işler geç. 11 Ultra ben 14 15 bin liraya almadım. Bulamadım. İyisini bulamadım. Türkiye'de 30 bin lira telefonum. 11 Ultra, Xiaomi 11 Ultra. Bilmeyenler varsa mutlaka bir araştırsınlar. Xiaomi 11 Ultra. Niçin araştırdığını da söyleyeyim. Hi-Rise müzik çalabildiği için o telefonu istiyorum. Hiçbir iPhone'da Hi-Rise müzik özelliği yok. Hi-Rise kulaklıkla bağladığım zaman. Yok abi internetimi çekmiyor maalesef. Deneyimleyemedim. Evet Onur, şimdi internet ancak burada bulabildik. Şu anda müziği dinliyor bakalım. Şeylerini alacağız. Deneyimlerini alacağız. Buyurun abi. Şimdi Barış Manço'nun bir şarkısını açtık. Remix bir şarkı. Mehmet abi baslar yıkılıyor valla. Sesli söyle, duyamıyoruz. Baslar yıkılıyor. şeyde Google Assistant'da çalışıyor. Ben şimdi kulaklık ayarlarını yapmamız lazım tabii ki. Bu Aslan devreye girmemesi için. Hani kafasına göre. Onların kulağı çok iyi arkadaşlar. Yani ya ona güveniyorum. Ben evet, için, müzikle bayağı uğraştığım şeyi için, var. Benim yani şöyle Pioneer'ın old serileri, Hi-Rise serileriyle ilgileniyorum. PRS sistemlerle ilgileniyorum. O yüzden kulaklık yani normal kulaklıklarda üst düzeye ulaşmışlar. Geçen bir müşterim öyle diyor ya. Yani orijinalle birebir diyor şey yapıyor diyor. Yarışıyor diyor yani. Tabi orijinalin yerini tutmaz hiçbir yeri de. Ama bas düşünenler için hakikaten güzel bir kulaklık. Frekans tepkileri güzel. Tizleri güzel. Rock müzik çok rahatlıkla dinlenir. Baslar da güzel. Bakacağız. Uzun deneyimde de ben yorumlara mutlaka oraya yazarım. Tavsiye eder misin onu? Şu anda güzel. Tavsiye ederim. Şu anda güzel. Fiyat olarak da güzel. Evet. Şimdi arkadaş aldık biz bunu. 6000 küsür liraya Hüseyin'i aldık. Orijinalini. Orijinalini. Yani onu tam deneyimlemedim. Dinleme şansım olmadı. Yalan söylemeyeyim. Ama biliyorum onun da ne şeyde olduğunu. Onlar da biraz daha ince frekanslar alıyorsun da. Bunda tam o inceler yok gibi. Diğer kullandıklarıma göre. Hı-hı. Ama bu da onu yakalar yani. Evet. Bir de şimdi ben YouTube'dan müzik açtım. Normal kendi müziklerimi yüklediğim zaman ben o aradaki fark anlarım. Onun video çektiğinde kendi kanalında da atar. Onur Sonu Özer kanalı var arkadaşlar. Aynen, oradan da takip edebilirsiniz. Sürekli almalı mıyız, almamalı mıyız? Evet, diye. Oradan da daha şeyli 95 abi. Daha yorumlarını alırız. Bunu bir tek biz satmıyoruz çünkü birçok satan yerler var. İnsanlar en azından sattıkları ürünleri çok deneyimleme şansımız olmuyor da. Evet. Ama bence Sunux iyi bir şey yapmış. Şöyle yapmış. Kılıfı nerede abi sen? Burada abi. Şöyle. Mesela kılıflar uyuyor. Apple'la kılıflarını birebir yapmış. Yani 1, 2, 3. nesil Pro. Bir ara eskiden uyumuyor. Aynen. Hepsini şey yapmış. Yani o konuda iyi olmuş yani. Benim için saatte senkronize olması, telefonla senkronize olması. 11'ler burası. Telefon görüşmeleri benim için önemli. Ben evet. Sigortacıyım işte. Sürekli telefonda konuşuyoruz. Yani kulaklık. Onu denemedik. Ses şeyini denemedik. Onu deneyelim. Onda ben kendi kanalından şey yapalım. Denerim. Yorumlarımı da uzattık çünkü bayağı bir şeyi. Aynen. Evet Onurcuğum, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tabii. Güle güle kullan. Uzun zamandır almak istiyordum. Evet. Orijinal ne mi niyetleniyordum yani. Ya ofiste abim var orijinal de bir işe yarar. Evet. Çok öyle ekstrem bir şey değil. Ya ben kendi Hi-Rise kulaklıklarım olduğu için bunlar bana çok gelmiyor yani. Evet. Ama bisiklet için kablosuya geçmek zorunda kaldım. Teşekkür ederim Mehmet abi. Evet ben teşekkür ederim. Sağ olun.